Yani metin çok zengin bir metin. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin her metninde bu zenginliğe rastlıyoruz. Orada terim olarak, ıstılah olarak veya bir cümle içinde kanun olarak söylenen öyle şeyler var ki kavramak için, hatta kavramanın katmanlarından birisi için sadece. Söylenenlerden bir katmanı kavramak için mesai sarf etmek gerekiyor. Ben bunu kendim Risale okumalarımda çok yaşıyorum. Üzerine de yazmaya çalışıyorum. Bazen de anlatmaya çalışıyorum işte böyle, ama üçünde de gücümüz yetmiyor. Mübarek bunları nasıl düşünmüş, nasıl yazmış? Yani anlamak çok güç. Çok bambaşka bir zihin yani. Bediüzzaman Hazretleri'nin zihin haritası benim hep böyle tacip ettiğim. Yani ne kadar mesafe alsam küçük adımlarımla bitiremeyeceğimi düşündüğüm bir zihin. Cenab-ı Hak ondan ebeden razı olsun. Bu eserleri yazmış, bize de bu kapıları açmış. Yani Risale-i Nur'un bence en kemalde özelliklerinden birisi üzerine çok konuşulur, çok düşünülür metinler olmasıdır arkadaşlar. Yani yorum yapmaya çok açık. Elbette bu yorumların bir sınırı var. Hani Umberto Eco'nun bir kitabı var, Yorum ve Aşırı Yorum diye. Her yorum haklı yorum değildir. Bazı yorumlar aşırı yorum olur. Bunun sınırını nasıl tayin ederiz? Ehl-i Sünnet ve Cemaat çerçevesi içinde Risale-i Nur'a yapılan yorumlar ancak haklı yorumdur, layık yorumdur. Yoksa aşırı yorum olur yani. Bazen oluyor, insanlar Risale-i Nur'dan çok acayip yerlere gidiyorlar yorumlarıyla. Ancak o yorumu yapmaya hakkı var mı, onu bir düşünmesi lazım. Müellifin karakterini düşünmesi lazım başlarken mesela. Müellifimiz Bediüzzaman Hazretleri Ehl-i Sünnet bir alim. Onun içinde Eş'ari, Şafii bir alim. Tasavvufa icazet derecesinde aşinalığı olan bir alim. Yani medreselerden, 12 tarikattan icazeti var diye biliyorum ben Bediüzzaman Hazretleri'nin. Hatta diyor 12 tarikatın zübdesi Risale-i Nur'da vardır da diyor kendisi. Ki zaten Nakşibendi Halidi medreselerinde eğitim görmüş. İcazeti var yani. Tasavvufa yetkinliği de var. Bütün bunlara sahip birisinin metnini okuyoruz ve bu arka planla beraber okuyoruz. Aşırı yoruma gitmemek için bu arka planı bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmeden doğrudan cümlenin ne söyleyebileceğine, ihtimallere gittiğiniz zaman olabilir ki kendi dalaletinizi Bediüzzaman'a satarsınız yani. Nasıl ki hariciler, mücessime, müşebbihe, mutezile, cehmiye gibi gibi bir sürü dalalet fırkası, bugün de mesela Kur'an Müslümanı diyen, aslında hadis inkarcısı olan ama onu Kur'an Müslümanlığı diye satan bir zümre var. Onlar nasıl dalaletlerini, sapkınlıklarını, yanlışlarını Kur'an ayetlerine satıyorlar. Aslında Kur'an ayetlerine satıyorlar, dedirtiyorlar. Kendi batıllarını Kur'an'a dedirtiyorlar. Tarih boyunca da bunlar çıkmış. Aynı o şekilde la teşbih ve la temsil. Olabilir ki nurcular içinden de kendi yanlışını Risale-i Nur'a söyletmeye çalışanlar çıkar. Burada bu badireden, bu hatardan kurtulmanın yolu da Ehl-i Sünnet ve Cemaat çerçevesinden çıkmamaktır arkadaşlar. Ben kendi hayatımda bunu böyle gördüm.